yani sıradikler olur. Ne gibi sonuçlar neden olabileceği, sanal olarak sizlere daha iyi sunmak ve en azından gerçek hayatta kural ihlallerini riayet edebilmek için Meta Traffic projesi geliştirdik. Bununla ilgili deneyimlerinizden aslında bize bahsedersiniz. Şöyle. Geç. 6-12 Mayıs tarihleri arasında trafik haftası kapsamında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü olarak gelişen teknoloji karşısında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek sürücülerin ve yayaların normal hayatta yapmış oldukları kural ihlallerinin ne gibi sonuçlar doğurabildiği, bunu sanal ortamda vatandaşlara birebir hissettirerek daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda bu şekilde bir Türkiye'de bir ilk proje gerçekleştirdik. Bunu da trafik haftası kapsamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Projemizin ismi Meta Trafik olarak belirledik. Ve projemizin içerisinde 3D videolarımız var. Kural ihlalleriyle alakalı emniyet kemerini takmamanın ne gibi sonuçlar doğurduğu, cep telefonuyla alakalı dikkatimizin nasıl dağıldığı, emniyet kemeri takmadığımız zaman kaza anında nasıl bir duruma düştüğümüzü sürücülerimize daha iyi ortamlarda sunabilme adına bu şekilde bir proje gerçekleştirdik. Efendim, öncelikle bu video arzulu araç kullanma, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla araç kullanma, cep telefonu kullanmanın zararlarını ne gibi sonuçlarını doğuracağını anlatmam babına 3D bir videomuz, 360 derece. Başlatıyorum. Ne gibi sonuçlara doğru en azından sanal ortamda görme imkanı bulacaksınız. Bu doğrultuda... Bakın size telefonlar sizi uyarıyor. Arka tarafta kemer takmıyorlar. Bakın. Yanınızdaki bayana bakmaya devam edin. Bakın efendim sizi uyarıyor şu anda. Sakin olun. Sağ tarafımıza bakmaya devam edin. Bakın araç içindekilerin başına neler geliyor. Ben Abdullah Cuci. Evet, bugün gerçekten faydalı bir video seyrettim 3D gözlüğüyle. Gerçekten de emniyet kemerinin ne kadar büyük önem arz ettiğini tekrardan görmüş olduk. Biz de zaten trafik kurallarına uyuyoruz. Yani bu da bizim için güzel bir eğitim oldu diyebiliriz. Yani alkol kullanıyorlardı mesela videodakiler. Ondan sonra cep telefonuyla konuşuyordular araç içinde. Emniyet kemeri takmamışlardı ve bir kazada olacak sonuçları gördüm. Gerçekten çok feci verici bir andı o. Allah kimsenin başına getirmesin diyorum.